Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Haziran ayındayız ve hepimizin merak ettiği elbette ki gökyüzü burçlar için neler söylüyor? Karşımızda astrolog Dr. Şenay Devi bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Haziran ayı bütün burçlar için, bütün herkese iyi gelsin temennilerimizle. Merak ediyoruz acaba gökyüzü Haziran ayında burçlar için neler söylüyor, bizleri neler bekliyor? Bir kere 3 Haziran'da muhteşem bir gökyüzü olayına tanıklık ettik. Hı-hı. 6 tane gezegenin aynı noktada dizilimi özellikle son 200 yılın en güçlü gezegensel yansımalarından, göksel şölenlerinden biri. Ve bu enerji özellikle Eylül sonuna kadar devam edeceği için bugünlerde söylediklerimiz, düşüncelerimiz, hayatımızda eksikliğini hissettiğimiz her konunun üzerinde titizlikle düşünmemiz gerekli. Niyetlerimiz, isteklerimiz, hedeflerimizle bize hizmet etmeyen, bizi aşağı çeken pek çok şeyden uzaklaşıp hayatı bir tahta gibi görüp kalem olup yazabilmek için. Tabii altısında özellikle yeni ay fazına girerken algımız, sezgilerimiz, karşımıza çıkan olaylar bizleri çok yoğun bir şekilde etkileyecek. Bu ay gerçekleşen yeni ay ve Haziran'da yine öğretmen Satürn'ün durağan seyrine başlayacak olması bizim hayatımızda yılbaşından bu yana, tüm burçlar için söylüyorum bunu, madden, manen, duygusal anlamda zorlandığımız, verilen sözler, taahhütlerle ilgili konularda yaşadığımız sıkıntılar üzerinde yapılması gereken müdahalelere uyandıracak gökyüzü bizleri. Bir kere her şeyden önce Haziran her birimiz için nefes alacağımız bir ay. Ve bu ay özellikle bireysel anlamda yapmak istediklerimizi netleştirmek, İşimizle ilgili finansal konular ve özel yaşamla ilgili noktalarda sorunlardan kaçmak veya duyacaklarımıza acaba hazır değil miyim endişesiyle yaklaşmak yerine gökyüzü de bizleri desteklerken bunların üzerinde durmamız gerekli. Çünkü yeni ay enerjisi özellikle iletişimle ilgili konuları, geçmişe dayalı meseleleri ve bunun dışında uzun zamandır ilişkilerle ilgili, her türlü ilişki ama sadece bu özel yaşamımızla alakalı değil. Hı hı. Ailemiz, işimiz, arkadaşlıklarımız, sözde dostluklarla alakalı tüm konuları gündemimize getirecek. Tabii basın yayınla ilgili konular, finansla ilgili meseleler ve gayri ahlaki ilişkilerle ilgili pek çok sarmalın dünya genelinde ülkemizde karşımıza çıkacağı, insanların geçmişiyle uğraşanların geçmişteki yaralardan özel hayatımızda iletişime dair her noktada, yani Merkür'ün temsil ettiği her alanda yaşanan gergin enerjilerin gündemimize geleceği bir süreç. Kim kimi özel yaşamında, iş hayatında yaptığı hatalardan, kalbindeki yaralardan vurduysa bu yeni ayla beraber vurulmaya hazır olması gereken enerjiler söz konusu. Yani kaçtıklarımızla yüzleşeceğimiz, hatalarımızla ısrar etmekte, öfkeyle, kin duygusuyla ilerlersek daha büyük yanılgılara da düşmek mümkün. Ama iletişimin gezegeni Merkür'ün ikizlerdeki, hı hı, coşkusuyla söylemeyi, dinlemeyi, anlamayı ve çözüm odaklı olmayı seçebilenlerden olursak geçmişten bugüne taşıdığımız pek çok problemi de çözümleyebilmemiz mümkün. Tabii hukuksal konular da gündemimize gelecek. Özellikle bu yeni aile beraber hukuki meseleler, mirasla ilgili konular, yapılan anlaşma ve sözleşmelerin dışına çıkılmasından kaynaklı mağduriyetlerle ilgili hakların alınması, hukuksal anlamda mücadeleye gidilmesi ve bunun yanı sıra uzlaşı sağlanıp problemlerin de madden, manen rahatlamalara dönmesi mümkün. Ama bu yeni ayla benim tüm izleyenlerimize tavsiyem, söylediklerinizin esiri olmamak için bir düşünüp bin kere üzerinde tasarladıktan sonra kendinizi ifade edin. Yanlış anlaşılmalar, gerginlikler, dedikodulardan kaynaklı doğruymuş gibi her söyleneni dikkate alıp da olmayan sorunları büyütmeyin. Sonrasında pişman olacağınız şeyler yapmamak için. Çünkü en kötü şey dinlememiz.
ön yargıyla hassas davrandığımız bir konuda bir başkasının söylediği cezbediyor bizleri. Bu yeni ayda gökyüzü bize diyor ki sen gözünle görmediğin, şahit olmadığın, birebir duymadığın hiçbir şeyin doğruluğundan emin olup da tepki verme. Çünkü aksi takdirde söylemlerimiz kontrolden çıkan ilişkileri toparlayamamamıza ve bununla ilgili imtihana sebebiyet verebilir.